sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz doğa ve insan, coğrafyanın konusu, bölümleri ve gelişimi. Doğa ve insan etkileşimini örneklemeden önce doğayı oluşturan ortamlara bakalım arkadaşlar. Doğayı oluşturan ortamlar hava küre, su küre, taş küre ve canlı küre. Hava küre arkadaşlar atmosfer olarak ifade edilir. Atmosferi oluşturan gazları hatırlatacak olursak gazların %78'ini azot oluşturuyordu. %21'i oksijenden oluşur. %1'i ise diğer gazlardan oluşur arkadaşlar. Yani karbondioksit, su buharı gibi gazlardan oluşmaktadır. Diğer gazlar. Azot ve oksijenin oranı atmosferde sabit iken diğer gazların oranı değişmektedir. Hidrosfer yani su küre. Su küre dediğimiz hangi ortamlardan oluşur arkadaşlar? Denizler, akarsular, göller, bataklıklar gibi ortamlardan oluşur. Veya buzulları da örneklendirebiliriz. Litosfer taş küredir. Taş küre dediğimiz yerin katı katmanı olarak ifade edilir. Yani dağlar, ovalar, platolar gibi gibi örnekleri verebiliriz. Biyosfer ise canlı küreyi ifade eder. Yani bitki ve hayvan ortamını ifade eder. Bitkiler, hayvanlar biyosferi oluşturur. Bitki, hayvan veya insanı da katabiliriz. İnsan doğa etkileşimine örnekler verelim arkadaşlar. İnsanın doğaya etkisi olabilir veya doğanın insana etkisi olabilir. Birinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Birinci örneğimizde Panama Kanalı. Panama Kanalı Büyük Okyanus'la Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan bir kanaldır. Aynı zamanda geçişleri kolaylaştırmış. Yani Panama Kanalı, bu arada arkadaşlar şunu bilmemizde fayda var. Kanal yapaydır, boğaz doğaldır. Bu ayrıma dikkat edelim. Panama Kanalı, Panama ülkesinde insanın doğaya olan müdahalesidir. Ana hedef Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki geçişi kolaylaştırmaktır. İnsanın doğaya olan bir etkisidir. İkinci örneğimize baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü veya İzmit'teki Körfez Köprüsü'nü, yani Osman Gazi Köprüsü'nü de örneklendirebiliriz. İnsan doğaya müdahale etmiş. Orada iki yakayı birbirine bağlamışız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile. İglo evler kutuplara yakın bölgelerde tabii ki doğal ortamdan faydalanarak iglo evler yapılmış. Yani burada doğa insanı etkilemiş ve insan da doğadan faydalanmış sevgili arkadaşlar. Diğer örneğimize baktığımızda Ust-Nera diye bir şehir arkadaşlar. Rusya'da, kuzeyde ve aynı zamanda çok soğuk bir şehir. Buna rağmen insanlar yaşam alanı olarak tercih etmişler bu şehri sevgili arkadaşlar. Bunun nedeni ise şudur. Çünkü bu bölge maden bakımından zengin bir sahadır. Yani ham madde kaynakları insanları bu alana çekmiştir. Diğer örneğimize baktığımızda La Paz diye bir şehir var arkadaşlar. La Paz Bolivya'nın başkentidir. La Paz'ın ortalama yükseltisi yaklaşık olarak 4000 metredir. Peki Türkiye'de insanlar 4000 metreye yerleşim alanı kurabilir mi? Tabii ki hayır. Ekvatoral bölge aşırı sıcak olduğundan insanlar buralarda daha yüksekleri tercih edebilir. Yani doğa insanın yukarıya çıkmasını sağlamıştır. Doğa insan etkileşimine başka bir örnektir. Baktığımızda arkadaşlar Hindistan muson ikliminin görüldüğü bir alandır. Nüfusu fazladır, yağış miktarı fazladır. Aynı zamanda bazı dağlık bölgeleri tarım alanlarına dönüştürmüş. Dağlık bölgelerde basamaklar yaparak pirinç tarlaları oluşturmuş. Buna taraç adı verilir. Yani burada doğa insana müdahale etmiş arkadaşlar ve aynı zamanda insan doğaya müdahale ederek taraçaları oluşturmuş ve pirinç tarımını sağlamıştır. Buna farklı örnekler de verebiliriz arkadaşlar. Mesela Dubai. Dubai'de arkadaşlar deniz doldurularak palmiye adaları oluşturulmuş. Veya Hollanda denizi doldurarak tarım alanları oluşturmuş. Denizin doldurulmasıyla elde edilen alanlara da polder adı verilir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım, polder. Türkiye'den başka mesela Ordu Giresun Havaalanı deniz doldurularak kazanılmış bir alandır. Bu da insan doğa etkileşimine başka bir örnektir. Veya Avrasya Tüneli
İki yakayı birbirine bağlıyor İstanbul'da. İstanbul'un doğu ve batı yakasını birbirine bağlıyor diyelim arkadaşlar. Bunu örneklendirebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani insan doğa etkileşimine çeşitli örnekler verilebilir. Bunlar da bizdeki örnekler, önemli örneklerdir arkadaşlar. Özellikle Lapaz örneğine dikkat etmemizde fayda var. Ustnera örneğine dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Hatta Rusya'da Dikson diye bir şehir var arkadaşlar. Çok kuzeyde olmasına rağmen, soğuk olmasına rağmen yaşam alanı olarak tercih edilmiş. Yine madencilik faaliyetlerinden dolayı yaşam alanı olarak tercih edilmiştir. Evet. Burada bir örnek sorumuz var işlediğimiz durumla ilgili. Aşağıdakilerden hangisinde insan doğa etkileşimine değinilmemiştir? Yani doğanın insana etkisi veya insanın doğaya etkisine örnek verilemez. Akdeniz ve Kızıldeniz'i bağlayan Süveyş kanalının açılması. Sevgili arkadaşlar, Süveyş kanalı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlar. İnsan doğaya müdahale etmiştir. Yani insan doğa etkileşimine bir örnektir. Sibirya bölgesinde insanların kalın kıyafetleri tercih etmesi, Sibirya bölgesi aşırı soğuk olduğundan arkadaşlar insanların tercihi kalın kıyafetlerdir. Burada doğa insanı etkilemiş, yine bu etkileşime örnek verilebilir. Levha sınırlarında deprem riskinin fazla olması, burada doğanın doğaya olan etkisine değinilmiştir. Yani levha sınırlarında deprem riski fazla, doğa etkileşimi. Burada doğanın insan üzerindeki etkisine örnek verilmemiştir veya insanın doğaya olan etkisine örnek verilmemiştir. Sulak alanların kurutularak tarım alanlarına dönüştürülmesi, yani bataklıkların kurutularak tarım alanlarına veya göllerin kurutularak tarım alanlarına dönüştürülmesi insanın doğaya olan müdahalesidir. Bu arada yanlış bir arazi kullanımıdır. Buna da dikkat edelim. Ekvatoral bölgede ahşap yapıların yaygın olması veya şöyle de örneklendirebilirdik. Çöllerde veya kurak bölgelerde kerpiç yapıların yaygın olması doğanın insana olan etkisine bir örnektir. Buna göre cevabımız C'dir. Peki coğrafyanın bölümleri arkadaşlar. Coğrafya kendi arasında ayrılıyor. Fiziki ve beşeri. Fiziki coğrafyayı mesela yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, sular bunlar fiziki coğrafyanın inceleme alanındadır. Beşeri coğrafya ise insan coğrafyasıdır. Yani tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım gibi durumlarda beşeri coğrafyanın ilgi alanında yer alıyor. Peki arkadaşlar şunları hızlı bir şekilde konuşalım. Bu arada sevgili arkadaşlar son yıllarda ÖSYM'nin dikkate aldığı bir konudur. Buna dikkat edelim lütfen. Peki fiziki coğrafyanın İlk alt dalına baktığımızda jeomorfoloji. Jeomorfolojinin ana özelliği şudur. Yeryüzü şekillerini yani dağların yapısı, ovaların yapısı, ovaların dağılışı. Bunlarla ilgilenen coğrafyanın alt dalı jeomorfolojidir arkadaşlar. Jeomorfolojiye litoloji, petrigrafi yani litoloji taş bilimi veya petrigrafi taş bilimi gibi coğrafyanın alt dalları da yardım eder. Klimatoloji iklim bilgisidir arkadaşlar. Klimatolojiye yardımcı olan bilim dalı meteorolojidir. Hidrocoğrafya sular coğrafyasıdır. Sular coğrafyası aynı zamanda arkadaşlar denizler, göller, bataklıklar, akarsular, buzullar hidrocoğrafyanın kapsamında yer alır. Biyocoğrafya canlılar coğrafyası, bitki ve hayvan. Matematik coğrafya ise konum ve koordinatı ifade etmektedir. Beşeri coğrafyaya baktığımızda nüfus coğrafyası. Mesela nerede nüfus yoğun, nerede nüfus seyrek? Bu beşeri coğrafyanın konusu veya yerleşime uygun olan olmayan alanlar. Mesela Kanada'nın kuzeyi yerleşime uygun değil veya Güneydoğu Asya'da yerleşim yaygın. Bu beşeri coğrafyanın konusudur eğer nüfus ve yerleşme durumundan bahsedilmişse. Kültürel coğrafya arkadaşlar mesela dünya çeşitli kültürlerden oluşuyor arkadaşlar. Mesela Slav kültürü veya Hint kültürü veya Çin kültürü veya İslam kültürü bunlar beşeri coğrafyanın konusu içerisinde yer alır. Siyasi coğrafya ise arkadaşlar ülkeler coğrafyası veya jeopolitik coğrafya olarak ifade edilebilir. Tarım hayvancılık coğrafyası, ulaşım coğrafyası mesela yol, tünel, köprü yani bunlar aynı zamanda demiryolu ağı veya arkadaşlar hava ulaşımı ağı veya internet bunlar ulaşım coğrafyanın kapsamında. Enerji coğrafyası dediğimiz coğrafya ise arkadaşlar mesela termik santraller veya hidroelektrik santraller.
Ticaret coğrafyası ithalat, ihracat veya ülke içerisindeki ticareti ifade edebilir arkadaşlar. Turizm coğrafyası ise mesela kış turizminin yaygın olduğu yerler, yaz turizminin yaygın olduğu yerler, yer şekillerinden dolayı turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği yerler, bunlar turizm coğrafyanın ilgi alanında yer almaktadır. Coğrafyanın yararlandığı bazı bilimleri sıralayalım arkadaşlar. Bunlarla ilgili ufak tefek bilgiler verelim. Baktığımızda arkadaşlar, iktisat eşittir ekonomi arkadaşlar. Coğrafyanın özellikle beşeri coğrafya kısmı iktisat coğrafyasından yani iktisattan faydalanır arkadaşlar. Jeoloji yer bilimidir. Jeoloji daha çok jeomorfolojiye yardım eder arkadaşlar. Jeoloji daha geneldir. Jeodezi dünyanın şekli boyutlarını inceleyen bir bilimdir. Meteoroloji hava olaylarını inceler arkadaşlar. Klimatolojiye yardım eder. Litoloji veya diğer bir adı petrografi taş bilimidir. Pedoloji toprak bilimi olarak ifade edilir sevgili arkadaşlar. Teknocoğrafya, teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi ifade etmektedir arkadaşlar. Peki, istatistik eldeki verilerin grafik ve sayılar biçiminde ele alınmasıdır. İstatistik hem fiziki coğrafyaya hem beşeri coğrafyaya yardım eder. Mesela Akdeniz iklim grafiğini çizmeye çalıştığımızda istatistikten faydalanırız. Veya arkadaşlar Türkiye'deki işte 10 yıllık buğday üretimini grafiklere dönüştürürsek istatistikten faydalanırız. Veya herhangi bir ürün veya çıkarılan maden miktarı bunlar istatistikten faydalanılarak grafiklere dönüştürülür. Limnoloji göl bilimidir. Hidrocoğrafyaya yardım eder limnoloji sevgili arkadaşlar. Oşeanografya okyanus bilimi olarak ifade edilir. Demografi nüfus bilimidir. Daha çok beşeri coğrafyanın konusudur sevgili arkadaşlar. Kartografya harita bilgisidir. Harita bilgisi ise tabii ki fiziki coğrafyaya yardım eder. Potomoloji diye bilim var arkadaşlar. Potomoloji akarsu bilimi olarak ifade edilir. Veya fitocoğrafya diye bir coğrafya var. Fitocoğrafya bitki coğrafyası olarak ifade edilir arkadaşlar. Zoocoğrafya hayvan coğrafyası olarak ifade edilir. Yani coğrafya çeşitli bilimlerden faydalanır sevgili arkadaşlar. Evet, coğrafyanın ilkelerine baktığımızda coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran en önemli ilke dağılış ilkesidir. Peki nedensellik ilkesini nasıl ifade edebiliriz? Eğer coğrafi veya beşeri bir olayın sebep ve sonucu irdeleniyorsa arkadaşlar bu nedensellik ilkesidir. Mesela neden deprem olur? Neden volkanizma olur? Neden burada nüfus çoktur? Neden burada ulaşım zordur? Bu gibi soruların cevabı nedensellik ilkesini kapsamaktadır. Yani sebep sonuç ilişkisi irdeleniyorsa nedenselliktir. Karşılıklı ilgi ilkesi ise herhangi bir doğal veya beşeri bir olayın başka bir olayla bağlantısını ifade ediyor. Mesela arkadaşlar, ekvatoral bölgede orman bulunduğundan burada yapı malzemesi daha çok ahşaptır. Burada karşılıklı ilgili yani orman ile yapı malzemesi arasındaki ilişkiye değinilmiş. Veya arkadaşlar şöyle örneklendirebiliriz. Makiliklerin yaygın olduğu yerlerde kıl keçisi yaygındır. Bu karşılıklı ilgi. Veya sıcaklık nem ilişkisi, basınç yağış ilişkisi bunlar karşılıklı ilgi durumunu ifade eder. Peki dağılış ilkesi veya yayılma ilkesi diğer bilimlerden ayrılan en önemli ilkedir bu arkadaşlar. Burada harita bilgisini kullanarak ifade edebiliriz bunu. Mesela depremin dünyadaki dağılışı veya maki bitki örtüsünün dünyadaki dağılışı veya nüfusun dünyadaki dağılışı. Mesela nüfus Kuzey Afrika'da yani Sahra bölgesinde, Rusya'nın kuzeyinde, Kanada'nın kuzeyinde seyrektir. Burada dağılıştan bahsetmiş olduk. Veya yağmur ormanları ekvatoral bölgede görülür. Bu dağılış ilkesinden bahsetmiş olduk sevgili arkadaşlar.
Peki, bu dağılış ilkesi veya yayılma ilkesi olarak ifade edilir arkadaşlar. Tekrarlıyorum, dağılış ilkesi önemlidir. Mesela depremin dağılışı, iklimlerin dağılışı, nüfusun dağılışı, dağların dağılışı, çöllerin dağılışı, bunlar dağılış veya yayılma. İlla bir harita göstermemize gerek yok ama harita bilgisini kullanmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar, coğrafyanın tarihsel seyri. Evet, bu kısım birazcık ezber arkadaşlar. İlk çağda yaşayan filozofların eserlerinde coğrafya ile ilgili bilgilere rastlanmaktadır arkadaşlar. Zaten ilk coğrafyacılar da filozoflar olarak kabul edilir arkadaşlar. Mesela Anaximander, mesela Hecataeus, mesela Platon. Bunlar coğrafya ilminin kurucuları arasında gösterilmektedir. Peki Orta Çağ'da coğrafyayı arkadaşlar damgasını vuran İslam coğrafyasıdır. Mesela Makdisi ve İbni Hurdazbih İslam coğrafyasının babası olarak kabul edilir. Mesudi, İbn Sina, Biruni bu dönemde öne çıkan önemli isimler olarak karşımıza çıkar. Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't Türk her ne kadar da bir dil sözlüğü olsa da Orta Asya ile ilgili bir takım coğrafi özellikler verdiği için aynı zamanda bir coğrafya eseri olarak da tanınmaktadır Kaşgarlı Mahmut'un bu eseri sevgili arkadaşlar. Peki Muhammed İdrisi'nin Kitab-ı Ruşandi isimli eseri önemli bir coğrafya eseridir. Aynı zamanda coğrafi bilgileri batıya taşımıştır ve batıda okutulmuş bir kitap olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni Çağ ve Yakın Çağ'da coğrafya bir bilimsel karakter kazanmıştır arkadaşlar. Fiziki coğrafyanın kurucusu Alexander von Humboldt'tur. Beşeri coğrafyanın kurucusu, şunlara dikkat edelim bakın lütfen bunlar önemli. Beşeri coğrafyanın kurucusu ise Karl Ritter'dir. Coğrafyanın arkadaşlar bilimsel bir karakter kazanmasında Rönesans ve Reform hareketlerinin de etkisi bulunmaktadır. Buna dikkat edelim. Osmanlı'da coğrafya Fatih Sultan Mehmet'in Batlamyus'un kitabını ve haritasını tercüme ettirmesi Osmanlı'da önemli bir coğrafi çalışma olarak kabul edilir. Piri Reis önemli bir haritacıdır. Aynı zamanda Kitab-ı Bahriye adlı eseri önemli bir coğrafi çalışmadır. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi de Osmanlı sınırları içerisinde kalan bölgelerin coğrafi özellikleri hakkında çeşitli bilgiler içerir. Bu nedenle önemli bir eserdir. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.